tatlı sözü, çetin bu gönlümün yazı. Bakışların öyle güzel, öldürüyor beni nazı. Karda açan çiçek gibi, çölde yağan yağmur gibi. Sevincimsin, mutluluksun, size öyle hasretim ki. Gülüm benim, derdim aşkım, canım benim. Ayırmasın Allah bizi, budur inan tehlileyim. Gülüm benim, gülüm benim, derdim aşkım, canım benim. Ayırmasın Allah bizi, budur inan tehlileyim. Çiçek gibi nenni nenni orada unuttum. Eli elime deyince ayvayı yedim. Budur inan tek dileğim. Gülüm benim, gülüm benim, derdim aşkım, canım benim. Ayırmasın Allah bizi, budur inan tek dileğim. Gülüm benim, aşkım, canım benim. Ayırmasın Allah bizi, bu duyulan tek dileğim. Seni niye gösterdim kız? Durup dururken... Bu şarkın çok güzelmiş. Hep bununla çıkalım. Ciddi mi? Evet. Niye? Elim eline değince sözleri unuttum diye mi? Evet. Ah canım. Ben bu programda misafir olaraktan bulunuyorum. Bak çok sinir oldum şimdi. Ayakkabılarım siyah. Halbuki kahverengi olması lazım değil mi? Böyle. Niye böyle oldu? Niye böyle? Hakikaten ben darmadağın bir adam oldum ya. Her şey çok iyi. Şıksın, çok şıksın. Yemin et. Saçların da uyum sağlamış ayakkabıların. Anam ne de olsa damat. Yani ben damat değil. Kıyafet damat. Evet. Efendim bu güzel kızımıza teşekkür ediyoruz. Yavaş kız arkayı fazla elleme. Allah Allah. Huylanıyorum ya. Hayret bir şey ya. Ben elliyor muyum? Belliyor muyum bir tarafı? Bak ben tutuyorum sadece. Sen de kardeş kardeş tut bakayım. Sizin kardeş kardeş. Tutmanız yetiyor zaten. Kardeş kardeş tut. Evet şu anda... Şu anda buraya kadar geldiniz, şeref verdiniz ve şu anda televizyonları başlarında oturmuş bizleri izleyen insanlara da saygılarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz. Mutluluklar diliyoruz. Her şeyin en güzeli sizlerle olsun diyoruz. Hadi. Gel. Gel. Kız gel. Gel yavrum. O alkış, o alkış benim teşekkürümeydi. Şimdi sana da bir tane şey ettirecekler böyle. Hadi anam. Allah Allah. Yüz verdik Ali'ye. Bir de aslar istedik. Evet şimdi. Ne alaka şimdi böyle?
Ha, Avrupa topluluğuna gireceğiz ya. Böyle Avrupa'yı böyle şirketler falan böyle falan. Aslında bunu böyle şey ettirmem lazım. Evet, şimdi güçlüyü çağıralım bakalım. Güçlü... Brother. Şimdi... Brother, how are you, ne var you? Bir dakika şimdi ben... Güçlü dedim, sen bana oradan bir ses dedin. Pek anlayamadın, ne brother, dedin? Brother, brother, brother. Ne demek lan brother, brother? Abi, brother, abinin İngilizcesi. Brother. He. Peki ne alaka şimdi abinin İngilizcesini abi, söylüyorsun? Bundan sonra sen de beni çağırırken öyle güçlü bir şey demeyeceksen. Ne diyeceğim? Faithful, faithful. Faithful? He, faithful. O ne oluyor? O da güçlünün İngilizcesi. He, anladın mı? Artık bundan sonra sen bu dekoru mekoru değiştireceğiz. Hepsini değiştireceğiz. Sen sahneye böyle uçarak geleceksen. Uçarak geleceksen, böyle buraya ineceksen, size böyle pelerini yaptıracağım kırıklı, böyle arkadan. Ne alakası falan şimdi pelerin melerin uçarak geleceksen? Abi biraz böyle önce sen kendin dedin Avrupa topluluğuna girik demedin mi? Ben kendim için söyledim canım böyle. Avrupa sosyal topluluğu, gümrük birliği ona girik ya, biz de ona işte şey yapacağız, uyum sağlayacağız, Avrupalılar gibi olacağız abi. Ya, değiştireceğiz. Hani biz eskiden böyle gidiyorduk, Avrupa kapılarını zorlayıyorduk, zorlayıyorduk, kapıyı vurduk, kimse içeri almaydı. Böyle delikten bak ilerdi, Türkiye gelmiş, yallah, diyor ya. Şimdi artık böyle kapıdan böyle delikten bakırlardı, kovalıyorlardı. Şimdi artık o devirler geçti. Kazın ayağı değişti. Ne demek şimdi yani Avrupa'ya girdi, kazın ayağı da mı değişti? Evet, kazın ayakları artık 4 tane oldu. Böyle 2 tane daha arkaya kadar. Kaz sıkılmış ayaklarından 2 tane. Ya ne alakası var ya? Yani demek istiyorum ki Türkiye değişti yani. Olaylar değişti. Kabuk değişti. Kabuk değiştirdi. Modern Türkiye olmaya başladı. Mesela bak ne yaptık? Bizim milli takım ne yaptı? Ne yaptı? Avrupa Kupası maçlarına. Evet. Hakan kafayı taktı. Toparlarda gol. Yani Avrupa topluluğunun top kısmını hallettik. Şimdi sıra Luluk kısmında. Ne kısmında? Luluk, Luluk. Ya Güçlü. Hani Güçlü sana bir şey oldu ya. Sen bu Avrupa'ya girdik şeyin de değiştiğin. Luluk ne oğlum şimdi? Abicim Avrupa topluluğu yok mu? He? Hakan golü attı mı? E attı. Top hallettik. Top işi bir tamam. Luluk kısmı kaldı. Artık onda dış işleri halletsin. Aksini bağlanınca topluluk oluyor. Topluluk oluyor. Luluk. Biz topu hallettik. Önce Avrupa'ya topumuzla girdik. Yakında inşallah topumuz beraber gireceğiz. Evet. Peki. Şimdi abicim. Bu Luluk kısmı var ya. Ha? Onu da artık dışişleri halletsin. Ona ben karışmam. Yok, onu sen hallet. Yok, ben yok karışmam vallahi. Allah aşkına. Vallahi sen olabilir. Vallahi güçlü gelsin. O kadar dediler dışişleri bakanı, o ben kabul etmedim. İşim gücüm var benim burada. Şov mu var? Bir de ona karışaydın. Onu da halletsinler. Artık önde dışişleri, arkada biz Avrupa kapılarından timsah yürüyüşü yaparak gireceğiz içeri. Anladın mı abi? Yani öyle güzel şeyler. Oynuyorum ben. Oynamaz mıyım? Şimdi bıyıkları da kestireceksin. Getir la. Vallahi bıyık ya. Hadi. Abi kestirecek. Ben kestiremem, Avrupa'da gitmiyorum. E Avrupa, sen hiç Avrupa'da gördün mü hiçbir talk show'da bıyıklı şey sunucu? Gördün mü? Görmedim. Ne oluyor? Avrupa'da yok artık, bıyıkları kestireceksen sen. Hem ne olur yani, sen bıyıkları kestirecek ne olur? Kediler gibi sen de bıyıkları kestirince dengen mi bozuluyor? Ne kestir? Niye kedilerin şeyin dengesi mi bozuluyor? Yani senin bıyıkları için devlet meselesi yapma. Kestir, nasıl kökü sen de yine ben çıkar. Ben devlet meselesi yapmıyorum oğlum, ben bıyıklarımı kesmem. Kestir abicim, kestir kurtarır. Bak ben yani Avrupa entegrasyon süresini kısaltıyoruz. Yani bir an önce Avrupa'ya gireceğiz. Ne süre? Avrupa entegrasyon. Entegre olacağız Avrupa'ya beraber. Hep beraber gireceğiz. Bak abicim, Avrupa'ya girince neler olacak biliyor musun? Avrupa'ya girdiğimiz zaman soğuk hava olmayacak. Niye? Hep sıcak hava olacak. Hani diyorlar ya, meteoroloji diyor ya, Balkanlardan ve Avrupa'dan gelen soğuk hava dalgası diyor. Biz Avrupa topluluğuna girince artık Avrupalılar bize soğuk hava göndermeyecek. Ne Balkanlar bize soğuk hava göndermeyecek, sıcak hava gönderecek. Yani? Heh. Bak, kafam karıştı, güçlü oğlum. Neyse millet, anlayan anladı abi. Bak, ondan sonra hani Avrupa seyahati zordu ya, artık Avrupa seyahati kolaylaşacak. Böyle nasıl? Sanki komşuya gidiyormuş gibi Avrupa'ya gideceksin. Mesela Urfa'ya gidiyorsun, Avrupa'ya gidiyorsun. Bize girdik ya Avrupa'ya. He? Avrupa'ya gidiyorsun. Mesela Bursa'ya gidiyorsun, Avrupa'ya giriyorsun. Ya mesela şimdi sen Urfa'ya izin alıp gittin de. Git Avrupa'ya. Evet abi, ben Urfa'ya şeye gidiyorum, Avrupa'ya gidiyorum diyeceğim. Sen güle güle gideceğim. Öyle pasaport yok. Gel tamam. Ondan sonra telefon görüşmelerini de azaltacağız abi. Niye? Artık her telefon ettiğin yer Avrupa. Çok yazar. Para. Anladın mı? Ya artık sen bu şarkı sözlerini falan değiştir. İngilizce. Ne yapacağım? Düşünsene sen abi, uzun hava söylüyorsun İngilizce. Nasıl? Hula how are you? Hula ne var you? Hula nasılsın? Hani abi, senin favori diye rakip çıkarttılar ya. Hani,
O Solomio'yu söylüyordun sen. Orada da söyleyeceksin. O Solomio? O Solomio. Allah cezanı verir. Gel buraya. Hisarım. Çakılanla değiştirin. Bu yok keseceksin de pelerin. Bakmıyorum da Avrupa'da görmüyorum. Düşünsene Avrupa'da Fransızlar seni dinliyorlar abi. Nerede? Uzun hava. Orada değil, Avrupa'da, Avrupa'da. Ha, ben orada zannettim. Fransızlar bir uzun hava dinliyorlar. Böyle hepsi ağlıyor. Allah kahretsin. Hepsi ağlıyorlar. Bir adam çikolata da yapıyorlar. Biz sana çikolata, çikolata da satarız. Bize ya ölüm, yaşasın çikolata. Lahmacun. Evet. Hep beraber gireceğiz. Şimdi değil mi? Yeter. Yeterse yeter. Neyse harf. Sana da hiçbir şey yaraşmıyor. Avrupa Birliği'ne girecek, 50 bin türlü şey öğrenmiş. Ne güzel işte. Burası acemidir, ne nerede? Ben de, abicim ben de İsviçre'ye gideceğim. Niye? İsviçre'ye, bak bizim milli maçta var ya, bir adam gördüm orada garip garip el kol hareketleri yapıyordu. Gideceğim İsviçre'de onu bulacağım, çok fena yapacağım onu. Ne yapıyordu el kol? Sana ne oğlu İsviçre? Olur mu abi, bizim takımın adamları yapıyordu. Şimdi ben... sen bahane arıyorsun, İsviçre'ye kaçacaksın. Ha, gideceğim orada. Oğlum uğurlar olsun sana, sen İsviçre'ye git çocuğum. Evet. Ben de oradan bir tane buraya ithal, ne ihraç mı oluyor? İthal. İthal yapacağım senin yerine bir tane güçlü. Yok abi, onlar yedek parçası pahalıymış, sen getirme. Ben getireceğim sen gidersen. Yedek parçası pahalıymış, ben gittim. Tamam, boş ver. Yani sen gideceğim. Yerli malı daha mı iyi? Ya, yerli malı ucuz. Daha iyi. Ucuz. Bak neyse, gel gelse. Evet, şimdi efendim konuklarımız var, konuklarımız. Ne ben de benim bunun gibi konuşmaya başladım ya. Efendim şimdi konuklarımız var. Konuklarımız var. Ve de konuklarımızı alıp getirttireceğiz. Getireceğiz. Çok düzgün konuşuyor. Getirttireceğiz. Getirteceğiz de. Çağıracağız buraya. Getirttireceğiz. Hakikaten öyle serbest konuşuyor. Gel konukları al, gel. Gel oğlum, gelin ya. Kim? Kim? Kim geldi? Şimdi... Abi bizim programda artık adet oldu. Hepsi beraber çağırın. Hepsini beraber. Hepsini beraber. Şimdi efendim halk müziğinden bir sanatçımız var. Bir de Türk sanat müziğinden yepyeni bir sesimiz var. Çok beyefendi, çok yürekli, çok aslan gibi bir delikanlı var. Ve bir de yanında Güler Duman var, Yılmaz Margül var. Kapı! Buyurun. Gel ablacığım, gel. Vay, hoş geldin. Yılmaz abi hoş geldin. Geldi geldiler. Evet. Pis herif. Hadi kaybol. Bak dikkat et. Avrupa topuna girersen küfür müfür yok öyle. Pis herif, temiz herif. Nedir? Otur programa bak. Ula kirli. Avrupa'ya göndereceğim. Herhalde kirli kibar oluyor. Evet. Sen Avrupa'ya ihraç. Efendim, Güler Duman'a ayaklarına sağlık diyoruz. Almanya'dan kalkıp bizim için buraya geldi. Program çekimine geldi. Çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca Türk sanat müziğine gönül vermiş çok değerli bir kardeşim, çok değerli bir sanatçı Yılmaz Morgül'e de teşekkür ediyorum. Ben onun ufkunu, onun geleceğini çok parlak görüyorum. Çünkü her şeyden önce 8-9 yıldır tanıyorum. O gün nasıl bir efendiydiyse bugün de aynı efendiliğini koruyor. Ona inanıyorum. İşin temelinden gelen bir insan. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Sağ olun. Şimdi hangimiz ilk başta? Bayanları öncelik tanıyalım isterseniz. Peki. Tamam. Peki. Gel Yılmaz'ım sen böyle yanıma. Sana bir mikrofon veriyorum. Ne okuyacaksın bize Duman? Abicim... Bizi duman et de bu gece. Tamam. Sıddık Doğan abimizden aldığımız Bir Deli Rüzgarım Dağlar Başında. Peki efendim, buyurun. Thank you.
rüzgarım dağlar başında. Ne eser yorulur ne durulurum. Bir deli rüzgarım dağlar başında. Ne eser yorulur ne durulurum. Öyle bir sevdaya düştü bu gönlüm. Öyle bir sevdaya düştü bu gönlüm. Hem üşür donarım hem kavrulurum. Hem üşür donarım hem kavrulurum. Üşür donarım hem kavrulurum. Hem üşür donarım hem yola girsem zora çıkmışam. Gönül dergahından tura çıkmışam. Hangi yola girsem zora çıkmışam. Bir canım var feda ettim yoluna. Bir canım var feda ettim yoluna. Aşkın divanında dara çıkmışam. Aşkın divanında dara çıkmışım. Bir canım var feda ettim yoluna. Bir canım var feda ettim yoluna. Aşkın divanında dara çıkmışım. Aşkın divanında dara çıkmışım. Aşkın feryadında diller gibi. Bir yanım uçurum bir yanım derya. Bir yanım uçurum bir yanım derya. Yüce dağlardaki yollar gibi. Yüce dağlardaki yollar gibi. Yollar gibi. Seni aramıza mı alalım yoksa? Saz burada ya, ben burada oturuyorum. Aramıza. Tamam peki, sen orada otur. Tamam peki. Ne oldu? Abi çiçek gelmiş. Bize hemen çiçeği atalım. İlk işimiz olarak çiçeği verelim. Buyur abi, ne diyor? Ne diyor? Ne diyor? İki yılınız da İbo Show'da, İbo Show'da. Okuyacak, yarın okur. Oku bakayım. Gelincik çiçekçilik ha. Gelincik çiçekçilik ikinci yılında İbo Show'a başarılar diler. Çapık! Yalnız abi. Ha. Sen bu okuma yazmayı sök, yoksa seni almazlar rapor topuna. Sen arkadan gelsin abi. Oğlum biz hiçbir zaman geçmişimizi inkar etmedik. Biz demedik mi? Urfa'da, Oxford'da biz mi okumadık? Helal olsun abi. Allah Allah. Allah. Biz... Ne mutlu... Ne
kurtlu kendi kendini yetiştirene. Helal olsun siya be. Kurban olayım siya. Bak sen de kendi kendini yetiştirdin. Ha? Ne güzel. Adam öpüyorum seni çocuğum, hadi bakayım. Başım üstüne abi, yalnız reklam gireceğiz. Ha bu reklam yok mu ya? Ya vallahi ne alet. Ya öyle Güler'e bir yakın yapın böyle. Reklamlar. Reklamlardan çıktık, şimdi birer tane birer bardak su vereyim size. Bir boğazınız ıslansın bakayım hele. Çünkü program yapacaksınız. Evet. Buyurun. Evet. Güllü. Almanya'dan hoş geldin bize. Başımızın üstüne geldin. Hoş bulduk abi. Sağ olun. Şimdi Almanya deyince bir konu var. Biliyorsunuz Türkiye'de demeyeyim de yani bütün dünyada mutlak ve mutlak sahtekar ve düzenbaz insanlar vardır. Ben bu düzenbaz ve sahtekar insanları kınıyorum çünkü insanlar emeğinin karşılığı olan her şeyi almalıdır. Ama başkası emek vermişse, başka biri gelip onun üstüne konuyorsa o bence emek sayılmıyor, hırsızlık oluyor ve sahtekarlık oluyor. Şimdi şu anda bir Almanya'da bir kaset çıkarmışlar. İbrahim Tatlıses ile ilgili eski şarkıları almışlar. Bizim en son kasetimiz, kimse aldanmasın, İbrahim Tatlıses klasikleridir. Yani eski okunmuş biçimiyle değil, yeni biçimiyle okunmuştur. Yeni çaldırmışız, sazlarımızı, her şeyimizi yeni okumuşuzdur. Onun için onun dışında Uğur amblemi altında, ismi altında sahte bir kaset çıkmıştır. Oradaki insanları ve buradaki insanları uyarıyoruz, saygılarımızı iletiyoruz. Eğer onları almadıkları zaman inan ki biz daha çok mutlu oluruz. O sahtekarlara bir darbedir, bir tokattır, bir silledir daha doğrusu. O silleyi hep birlikte atalım. Yalnız ben tek başıma atmayayım. Çünkü o silleyi atmak size yakışır. Hep böyle Almanya'ya gidiyorsun, geliyorsun. Geçen sefer de sordum. 10 gün önce buradaydı. Buradaydın, gittin. Gittim, tekrar geldim. Tekrar geldin, Allah razı olsun, sağ olasın. Almanya'da hava nasıl, sular nasıl böyle, durum nasıl, şekil nasıl? Aynı abi, yağmur aynı orada da böyle. Orada daha çok yağar biliyorsun değil mi? Yeşillikten dolayı. Yağmur daha fazla ama orada. 2 aydır yağmur yağıyor aşağı yukarı. 2 aydır. Peki sen sürekli orada oturuyorsun, kasetlere gelip yapıyorsun, gidiyorsun. Program orası çağırırlarsa geliyorsun. Çağırırsa geliyorsun. Yapıyorsun. Peki yorucu olmuyor mu senin için? Yorucu ama zevkli. Dostları görmek güzel. Yani program yapmaktan önce de ben yine biraz önce Elif Hanım da konuştuk içeride de sizleri görmek için geldim asıl. Allah razı olsun. Tabii. Çok teşekkür ederim. Dostları görmek için. Şimdi ben şöyle bir şey getirdim programa bundan sonra. Yani 2 tane Türk sanat müziği değil, 2 tane folklorcu değil de. Yani 2 tane batıcı da değil. Yani en azından biri batıcıysa öbürü folklor olsun. Biri batıcıysa öbürü Türk sanat müziği olsun. Şöyle bir değişiklik yaptık. Bizim Yılmaz'ımız da biliyorsun yeni sanatçılarımızdan. Gerçi çok eskiden beri bu işin peşine düşmüş, bu işin peşinde ama işte kısmet bugünmüş meğer. Bugünlere rastladı. Evet. Almanya'da nasıl? Duydunuz mu? Tabii. Tebrikler ediyorum ben. Elveda İstanbul parçası. Ve gurbetekiler için çok daha acı bir şey tabii ki. Evet. O parçayı dinledikçe. Gel bakayım Yılmaz'ım. Gel bakayım. Sonra senin sonunda gideceğiz. Bize son kasetin adını taşıyan değil mi? Evet. Elveda İstanbul. Evet. Bunu mu söyleyeceksin? Evet. Teşekkür ederim. Buyurun. Ben teşekkür ederim. Bak. Bak orada bir kızımız var. Çok kötü bir şekilde ağlattın onu. Ağlatmak istemezdim. Eyvah, onun da sevgilisi çünkü İstanbul'da herhalde. Ağlayan insanı sever misin? Tabii severim çünkü duygularını açığa çıkarıyor. Bir yerde kendini rahatlatmış oluyor. Ne kadar güzel. Ama Allah ağlatmasın tabii. Tebrikler. Çok güzel. Teşekkürler. Sakın ona ki Yılmaz'cığım aklına bir şey gelmesin. Güler Hanım, sizin de ve bütün sanatçı arkadaşlarıma da sesleniyorum. Biz buraya kimi çağırırsak çağıralım, herkesi başımızın üstünde taşımak mecburiyetindeyiz. Çünkü bizde örf adet denen bir şey vardır. Hani bir misafir çuluna ayak basmışsa o gidene kadar o misafir onun başının tacıdır. Biz insanları buraya çağırıyoruz ve insanlar da bizi kırmayıp geliyorlar buraya kadar. Yani 3 tane şarkınızı
4 tane şarkımızı çaldırıp da sonra bir tane okutmayacağız sizlere. Öyle bir şeyiniz olmasın. Kuşkunuz olmasın. Teşekkür ederiz. Kaç tane okursanız, ne söylerseniz söyleyin her şey yayınlanacak. Bu senin büyük günün. Evet, Yılmaz'cığım bize ne söylemek istersin? Bu insanlar seni sevmeye başladı. Vallahi çok seviyorlar. Evet, sağ olsun. Efendim biz Yılmaz Morgül'ü çoktandır tanıyoruz. Çoktan tanıyorum gerçekten. Az önce de anlattım. Çok terbiyeli bir insan, çok saygılı bir insan. Öyle kalmasını diliyoruz. Biz dilemeyelim, o kendisi zaten öyle kalacak, öyle tahmin ediyorum. Çünkü şımaracak bir tip değil. Sizler de öyle güzel bakarsınız ki insana. Esas sizler insanı şımartırsınız. Yani sizlerin dozu fazla olduğu zaman bazı kökü ve temeli sağlam olmayan insanlar hemen şımarıyorlar. Ben Yılmaz'ın kökü de temeli de çok sağlam, ona inanıyorum. Çok teşekkür ederim. Vallahi billahi. Sağ olun, Allah razı olsun. Şimdi birdenbire nasıl oluştu Yılmaz, yani nasıl oluştu kaset yapman, söylemen birdenbire bir nasıl, sen de aynı... İşte... Birdenbire sen de bir gecede meşhur oldun bana yanımda. Valla aynı Mirkelam da böyle. Hayır, Mirkelam hiç olmasa koştu, sen koşmadın da. Bunun bir güzelliğini, bir şey yanı vardır mutlak değil mi? Böyle bir anısı, bir şeyi vardır. Şimdi bu Elveda İstanbul isimli kasetim benim. Yaklaşık 2 yıllık bir çalışmanın sonucu ortaya çıkmış bir yapıt. İnandık, güvendik, güzel şarkılar seçtik. Ben daha önceleri de amatörce birkaç kaset denemesi yaptığım için o zamanlar ne musikideki inancımı kazanmıştım, ne biz sanatçıların bir gerçeği var, ses oturması gerçeği. O evet. Zamanlar benim daha sesim oturmamıştı. Ben o 8 yıldan bugüne kadar hem musiki eğitimimi devam ettirdim, halen de devam ettiriyorum. Kendime olan inancımı artırdım ve karşıma da Rax firması gibi güzel bir firma çıkınca ve her şeyin en güzeliyle ilgilenme gibi bir lütufta bulundular, sağ olsunlar. Ve ortaya halkımızın, her şeyden önce benim inandığım bir yapı çıktı ortaya. Ve klip yayınlanmaya başladıktan sonra da halkımızdan gelen gerek telefonlar gerek fakslarla beni sevdiklerini hissettirdiler. Allah hepsinden razı olsun. Çünkü ben onların içinden geldim. Nasıl derler? Siz nasıl diyorsunuz? Ben halk çocuğuyum. Yılmaz Morgül de halkın çocuğu. Yılmaz Morgül de halkın içinden geldi. Gerçekten. Gerçekten. Sağ olun. Şimdi tabii Yılmaz'ın dediği gibi bütün insanlar hep sizin içinizden çıkıyor. Hiç kimse başka yerden gelmiyor ama bazen sizin içinizden hani cevizin kabuğunu kırıp sonra cevizi beğenmeyen tipler vardır. Öyle olmak istemiyoruz. Evet. Yoksa biz de hepimiz kökenimiz belli, geldiğimiz yer belli. Halkız, hepimiz halkız. Ama halk diyor ki sen bizim içimizden çık, seni böyle karşımızda görelim. Bir vazo gibi, bir gül gibi seni koklayalım, alkışlayalım, sevelim. Ama sakın ona ki bize kötü bakma ha. Seni bir alırsak kaybolursun. Tabii. Bu Elveda İstanbul kimin? Elveda İstanbul'un sözlerini sevgili gazeteci arkadaşımız Hakkı Yalçın yazdı. Bestesini de yine çok saygı duyduğum arkadaşım Erhan Güleryüz yaptı. Ve çok ilginçtir. Kasetin bütün şarkıları bitmiş. Kaset hazır hale gelmiş. Erhan son anda bana Yılmaz tam senlik bir şarkı var bende dedi. Ve bütün altyapılar, her şey alt üst oldu. Bu parça son anda kasete ve benim zorlamamla girmiş olan bir şarkı oldu. İnandım ben gerçekten bu şarkıya. Halkımız da inandı. Güzel ama romantik. Gerçekten. Çok güzel. O kız da ağladı. Ben de ağladım. Benden moralim çok bozuk bugün. Benim çok sevdiğim bir arkadaşım hasta. Onun için çok moralim bozuk gerçekten. Evet, Allah peki, herkese iyilikler nasip etsin. Kimsin? Evet. Ne oluyor? Yani bu da delikanlıların, genç adamların, genç erkeklerin gerek okul çağında olsun, gerekse gençlik çağında olsun bir kıza yaklaşmak için hani böyle usulca ulaşabilmek için o kıza hani deriz ya
kız sen kimsin? Kimlerdensin? Hani benim niyetim ciddi yani. Sen öyle... Neyin işte, nasılsın? Kimin yani oyalanmak istemiyorum seninle. Yani benim amacım ciddi. Sen öyle mi diyor yani bu şarkı? Tabii öyle. Öyle diyor ki... Biraz sonra bu gençlere böyle mi sesleneceğiz? Tabii öyle sesleneceğiz. Yani bu şarkıdan sonra... Kız sen kimsin diyeceğiz. Hiç kimse sormuyor da diyecek kız sen kimsin? Yani. Hele gel gel buraya. Ama niyeti ciddi olan, niyeti ciddi olan bir erkek adam çıksın da o kıza kız sen kimsin desin. Ya sen diyorsun ki kimse kızı tavlamak için kıza asılmasın. Yok yani. Ciddiyse. Yok ciddiyse. Yani flört mürt ayıptır öyle şey. Yok. Flört mürt yapmayın ha. He yapılsın da... Yapılmasın da. Yapılsın. Yapılsın. Güler. Diyorsun ki 16. kasetim. Geçen sefer sen böyle bir şey dedin mi? Söylemiştim. Şimdi bu son kasetim 16. kaset mi oldu? Bu son, son kaset 16. kaset. Çünkü bizim bir de... Sen kaç kasetten sonra piyasaya şey oldun böyle ya? Şimdi 15. kasette mi fırladın? 15. kasette tabii tanıtım çok büyük oldu ve biz 15. kasette bir ekip çalışması yaptık. Duygu Müzik'te çıkan kasetimde Duygu Müzik'in prodüktörü olsun, çalan arkadaşlar olsun hep Duygu Müzik'in içindeki elemanlar. Ve el ele verdik. O yüzden o kaset bir yere geldi. Ben ekip çalışmasına inanıyorum. Tek başına demek ki bir insan... Tabii. Belki ben 1 milyon, 2 milyon insana seslenebiliyordum etrafımdaki insanlara ama... Ekip çalışmasıyla biz bu olayı halk müziğini daha doğrusu... Ben şimdi kendi Güler Duman ismini değil de... Halk müziğinde bir patlamayı yaptığıma inanıyorum ben kendim. Ben de inanıyorum. Nasıl bir zamanlar... Türkücü, böyle türkücü değiller ona, türkücü. Halbuki halk müziği sanatçısı. Tabii. Çıktığı zaman millet gazinodan çıkarmış da lobiye çıkarmış ya helaya gidermiş böyle şey yani. Hı-hı. Bir ara öyleymiş yani. Mesela o Nuri Sesigüzel falan zamanlarda değil. Ondan sonra böyle bir devre şey başladı böyle halk müziğinde. Ondan sonra bir İbrahim Tatlıses geldi. Hiç unutmam. Benim babam kadar çok sevdiğim bir insandır. Sayın Erol Simavi... Hangi gazinoydu? Nişantaşı'nda ha. Semiramis. Semiramis değil mi? Semiramis gazinosunda çalışıyorum. İşte bakıyor ki sazlar mazlar çıktı bağlama. Diyor ki kalk biz lobiye gidelim sigara içelim sonra döneriz. Yandaki misafirlerine. Tabii ben de içeride duyuyorum işte Erol Simavi gazete, Hürriyet Gazetesi'nin sahibi işte kimler var daha işte falan sanatçı var filan sanatçı var. Böyle bir içeride büyük bir heyecanla ilk defa da İstanbul'a çıkıyorum. Yani daha önce geldik çok kovulduk da. Onlar sayılmıyor. Sahneye çıktım ben normal okuyorum. Tabii ben bunları 2 sene sonra duyuyorum yani. Adam orada durmuş dinliyor. Demiş ki ya bu kim? Demiş ki işte bu yeni çıkmış İbrahim Tatlıses. Ayağında kontrayla çıktık zaten. Allah Allah hele gel demiş ya yürü gidelim. Ben o ara gördüm ama onların geldiğini. Yani işte bu soruyoruz hangi masa kimdir hangi masa kim değildir. Siz bilmezsiniz. Ama siz içeriden bilirsiniz ama hangi masada kim oturuyor kim oturmuyor. Bir baktım gelip oturdular 2 sene sonra duydum. Adam dedi ki bana ben dedi hiç böyle türkücü mürkücü dinlemezdim. Fakat bir duyunca dedim ki ya bu kim sor böyle yürü gidelim ya niye burada duruyoruz demişler. Onun için Türk halk müziği gerçekten Türk halk müziğidir. Hiçbir zaman bir de her şeyden önce hem romantiktir hem de dramatik bir yanım vardı bir de şıkır şıkırdır ya. Böyle fıkır fıkır oynarsın. Halkın her şeyini yansıtıyor abi. Şimdi biz bir Allah korusun kimsenin başına vermez. Tabii acı dünyaya geldik yaşıyoruz öleceğiz hepimiz bir gün. Bir ölümümüz olduğu zaman bir ağıt yakmayı biliyoruz. Bir düğünümüz olduğu zaman halay çekmeyi biliyoruz. En ufak nasıl diyeyim size bardağın üstüne türkü yakıldığı şeyler var. Bir masanın üstüne türkü yakılıyor. Hayattaki her acı yani hayatın içinde halk müziği var. Yaşantımızın içinde halk müziği var. Yani bu, bu halk müziği acısının içinde şimdi bize ne söyleyeceksin? Bu devranı söyleyeyim. Bu devranı anlatalım. Nasıl söyleyeceğim? Arkadaşlarla beraber. Arkadaşlarla birlikte mi? Arkadaşlarla beraber. Canlı. Thank you.
bir şey söyleyebilir miyim? Söyle. Ben... Güçlü kızım Güçlü geldi. Güçlü bir şey konuşma hakkı var mı? Konuş ablam, sen her şey hakkı sana. Sağ ol, çok teşekkür ederim. Ben Senur abiye ve tüm arkadaşlara Canlı Göl'den teşekkür ediyorum. Sağ ol. Senur abi Orta Doğu ve Balkanların en kral kemancısıdır. Kendisi üstüne tanımam. Abartma lan, abartma. Niye abi, eledir? Yalan mı? Kırpo, benden niye? İyi keman çalan var mı? Pis herif. Beni burada unutuyorsun, onu karıştırıyorsun. Bu Devran, sen de Orta Doğu, Balkanların ve dünyanın en kralısın. Gerçekten Güler'in dediği gibi saz arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Buraya hangi sanatçıyı çağırıyorsak çağırıyoruz. Ona yani yeter ki notalarını getirsinler, notalarını birlikte getirsin. Hepsine ayrı bir özenle destek veriyorlar ve çalıyorlar. Onun için bu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Beni mahcup etmiyorlar en azından. Yani en azından reklama nasıl gireceklerini biliyorlar. Buyurun Güçlü Efendi, konuş şimdi. Reklama geldin mi gelmedin mi? Sıra ki gelmedim, geberteyim seni. Ben girmeyeceğim reklama, sen gireceksin, siz gireceksiniz. Ben haber diyeyim, haber veriyorum. Ben haberciyim. Ne, sen haber mi sen mi? He, haberciyim ben. Allah Allah. Telefon geldi, dediler ki reklama gireceksiniz. Söyle bakayım, sen söyle. Reklamlar. Görünmedi çocuğum, kamera sana gelsin. Kamera bana gel. Burada mı? Işık yani kırmızı orada. Reklamlar. Yılmazcığım. Efendim. Az önce kaç seneden beri müzikle uğraştığını söyledin. Evet. Şimdi burada şöyle bir notum var. Diyor ki annesini çok seviyor. Tabii ki bütün insanlar annesini çok sever. Anneyi babayı sevmeyen çocuklar var. Yani tabii toplumumuzda bu tür insanlar çok. Ama azınlıktadır. Hiçbir baba, hiçbir anne kötü değildir. Mutlak ve mutlak sevilmeye, sayılmaya, baş tacı edilmeye layıktırlar. Çünkü ne demişler? Atadır, ata. Atayı ne atabilirsin, ne satabilirsin. Atsan atılmaz, satsan satılmaz. Evet. Alın millet başına bela mı etsin? Atayı. Çünkü en büyük ata senin atandır. Kimse almaz onu. Çünkü onun da atası var. Herkesin atası kendine. Herkesin saygısı, sevgisi atasına. Yılmaz Morgül kardeşimiz de annesine güzel bir şiir, bir şarkı, bir beste, bir şey son, var mı? Bir güfte yaptım. Daha sonra besteledim annem için. Ben bunu geçtiğimiz günlerde de kutlanan annelerin yarısı, babaların yarısı olan öğretmenlerimize de armağan etmek istiyorum. Güzel. Bedenimde canım, damarımda kanım, sensiz her yanım tutmuyor anne. Sen başımda tacım, sevgine muhtacım, sensiz baba ocağım tütmüyor anne. Cennet ayaklarının altında, ahiret helal senin kanında. Dünya güzel senin yanında. Hatam varsa, hatam varsa, hatam varsa bağışla anne. Hatam varsa, hatam varsa, hatamız varsa bağışla anne. Yine başladık mı ağlamak bu programda? Vallahi.
sağlıyor bu programdayım bana hanım. Allah Allah. Nereden okudun abi ya? Ana. Ya baba biz neymişiz? Bağışlasınlar. Her gün valla çikiti yapayım ona. Lahmacun göndereyim. Onu bir emri var mı 6 ayda bir soruyorum. 2 senede bir de görüyorum. Dabı ağlayayım. Çarşaf maşaf getir. Valla biz duygulu insanız ha. Valla yemin ediyorum. Biz hakikaten duygusal insanlarız ya. Çarşaf getir çarşaf. Bilal. Bak şimdi konuşmam da değişir ha. Sen niye ağladın hanım? He Güllü? Ben annemi daha 8 ay oldu kaybedeli. İşte buyurun. Allah mekanını cennet etsin. Güllü. Amin cümlemizi. Yılmaz kıcık kaptım senden ha. Allah Allah. Sırası mı ana baba? Şimdi bir tane baba söylerim, herkes salıyor şimdi geri. Vallahi ağlamaklı program olsa ağlama şu. Dünyada en güzel şey... Bir aileye sahip olmak. Tabii aileye sahip olmak, o ayrı, onu evet. Ayrı sen anlat. Evet. En güzel şey gülerken ağlamak. Ya da ağlarken gülmek. Nasıl bir şeydir o bilmiyorum. İnsan ailesinin olması çok güzel değil mi? Çok güzel. Geçen programlarımızda da dedik ki Allah insanı kimseyi anasız babasız bırakmasın. Amin, amin. Gerçekten evin direği gitti mi? Evet, her şey gidiyor. Lo yeter lo. Bir tane tombul tombul memeler abi. Vallahi. Damızında bu neler tombulu tombulu şeyler mi bekliyordunuz? Nasıl kandırıkçı oldum ha bugünlerde. Evet, gözleri fettan güzel abi. Bunu şey etmiyor muydunuz siz? Baba ben bunu söyleyeceğim vallahi. Kusura bakma gene şaşırdım ha. Affedin. Sazımı alsın duvara yalnız kalsın baktı kara. Vasiyetim tüm dostlara türkülerle gömün beni. Sazımı alsın duvara yalnız kalsın baktı kara. Vasiyetim tüm dostlara türkülerle gömün beni. We'll be right back.
geleceğim türkülerle gömün beni. Bir gün mutlak öleceğim türkülerle gömün beni. Size veda edeceğim türkülerle gömün beni. Size veda edeceğim türkülerle gömün beni. Götürün doğduğum köye türkülerle gömün beni. Sazımı alsın duvara, yalnız kalsın baktı kara. Vasiyetim tüm dostlara türkülerle gömün beni. Sazımı alsın duvara, yalnız kalsın baktılara. Vasiyetim tüm canlara türkülerle gömün beni. Derdi yoklar diye diye niye doğdum bilmem niye. Götürün doğduğum köye türkülerle gömün beni. Evet. Havayı biraz dağıtayım dedim ya. Vallahi kahrolduk orada da bir abla orada da o dağılı. Vallahi nasıl dağılı ağlayın ha. Gel İlmaz'ım. Gel bakayım. Gel bir kere canlı canlı. Bize canlı ne söyleyeceksin? Segah makamında sevgili Saadet'in kaynağın çok güzel bir şarkısı. Leyla bir Özgecan'dır. Kara gözlü ceylandır. Özgecandır kara gözlü ceylandır. Doyulmaz hüsnü andır. Kanılmaz bir içim sol Leyla. Söylenen o yollarda gözlenen o yürekten özlenen o her gönülde o ahu Leyla. Sevdalar kement olsa
birbirine bent olsa ele geçmez o ah o Leyla. Bela söyle, bu çalışıyor şimdi. Söyle. En büyük sizlersiniz. Sağ olun. Ya. Ya Yılmaz Bey, senin için bu repertuar farası diyorlar. Ne demek bu? Şimdi İbrahim abi, benim repertuarımda klasik eserler. Yani kaç şarkı biliyorsun abi sen şimdi? Kaç şarkı? 2000'e yakın klasik eser var repertuarımda. Ben geliyorum, siz muhabbet edin. 2000 mi? Evet. Sizin gerçi repertuarınızda 5500 türkü varmış ama. Tabii biz daha yolun başındayız. Ha. Biz daha yolun başındayız. 5500 değil de 55 tane olabilir. Ama şimdi bu hafıza işi ha. 2000'in üstünde şarkı akılda tutacaksın. Bilmem ne olacak, bilmem ne. 2000 tane şarkıyı söyleyeceksin. 2000 tane mi? Benim ayağım ağrıyor. Benim ayağım çok ağrıyor. Vallahi benim ayağım çok ağrıyor. Kevazu göstermiş. Evet. Hatta bende şey de var. Tansiyon var, pansiyon var. Tosun'un dediği gibi. Dedim ki gel intihara gidelim. Dedi ki patron be benim ayağım ağrıyor. Bende tansiyon da var. Lan inek, intiharın tansiyonla ne alakası var? Tebrik ediyoruz. Peki bunları nasıl yani nasıl öğrendin? Şimdi ben 14 yaşımdan beri klasik Türk musikisi üzerine eğitim alıyorum. Başta hocalarım Sayın Sadın Aksüt, Melahat Bars Hanımefendi, Ferahat Tunceli Hanımefendi, İbrahim Çanakkaleli Beyefendi. İbrahim deyince hemen kendimi koyuyorum. Ve Türk halk, aynı zamanda repertuar konusunda Türk halk musikisine, Türk musikisi normlarında yakın olan eserler konusunda da sizin de çok yakınlarınızdan, sevgili Selahattin Sarıkaya'dan repertuar üstadlığı konusunda farelik yaptım kendisinden. Çaldın yani biraz. Çaldım biraz. İyi etmişim ama. Çünkü kendisi de halk müziğimize gerçekten hizmet vermiş olan çok değerli büyüklerimizden. Selahattin Sarıkaya yıllardır bu işe emek vermiş bir insan. Aferin. Bak işte ben söyledim kardeşim. Ve son olarak da sevgili Rahmi Kalaycıoğlu'nun Türk Musikisi Külliyatı adı altında çıkarmış olduğu ciltleri takip ediyorum. Şu anda 3 cilt oluştu. Bunlar 12 cilde kadar uzanacakmış inşallah. Ben hem o ciltlerin takipçisi olacağım hem radyo repertuarının takipçisi olacağım. Ve inşallah Türk sanat musikisine çok güzel şeyler kazandıracağım. Tebrik ediyoruz. Sağ olun. Ayrıca Yılmaz Morgül Derya Hanım'ın sanatçısıdır. Vallahi çok severim. Çok sever. Hep desteklemişti onu. Hep böyle evet. Bir yerde görmek istemişti. Sağ olsun. Şimdi şu anda olsun. Çok mutlu ve çok sevinçli. Gerçekten. Evet, evet. Ona inan. Evet. Şimdi. Onu çok seviyorum. Buradan ona sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Hatırlıyor musun ama abi? Yıllar önce, böyle 7-8 yıl önce bir takım konuşmalar olmuştu. Gazinocular falan gelmişti. O zaman Etiler'deki evinizde oturuyordunuz. Evet. Fuar kadroları hazırlanıyordu. Evet. Size dediler ki işte İbrahim bu çocuğun sesi ne kadar güzel. Niye buna destek olmuyorsun? Ben ne dediğimi hatırlıyor musunuz o zamanlar?
Vallahi hatırlamıyorum ama öyle fuarla ilgili bir şey vardı ama ben hatırlamıyorum. Ha. Ben de dedim ki o bütün gazino patronlarına, ben daha dedim o kadar tecrübesizim, o kadar müzik konusunda bilgisizim ki dedim. Bana İbrahim abi her zaman, işte oğlum senin zaten sesin çok güzel, ben sana istediğin her türlü desteği sağlayacağım, olanağı sağlayacağım dedi. Fakat ben kendi kişiliğime uygun olarak o zamanlar şöyle bir cevap verdim. Dedim ki ben Yılmaz Morgül olacaksam, ben Yılmaz Morgül olarak iyi bir şeyler yapacaksam bunu ben kendi tırnaklarımla hiç kimseden hiçbir şekilde destek almadan yapacağım demiştim. Siz de beni böyle hemen şak diye kapıp öpmüştünüz alnımdan. Çünkü önümde çok güzel örnekler var. İbrahim Tatlıses örneği var. Çünkü İbrahim Bey'e de hiç kimse destek olmadı. O da kendi sesine, sanatına güvenerek buralara geldi. Halkın desteğiyle, yani, halkın desteğiyle evet, buralara evet. geldi İbrahim Şimdi Tatlıses. Az önce söyledim ya, çok iyi tanıdığım için değişeceğine inanmıyorum. Yani öyle kalacaktır. 8 senedir falan tanıyorum. Karakterini biliyorum en azından, kişiliğini biliyorum. Onun için ona inanıyorum. Ve sağda solda da böyle yazıyorlar, çiziyorlar. Yok Zeki Müren'e rakip, yok bilmem ne. Kendisi hiç öyle bir insan değil. Hiç öyle bir insan değil. Kendi ağzına Allah aşkına öyle bir şey düşünüyor mu? Öyle bir efendim, şey. Beni birçok sanatçımıza benzetiyorlar. Kimi Zeki Müren diyor, kimi Müzeyyen Senar Hanımefendi diyor, kimi Bülent Ersoy diyor. Ama ben şunu söylemek istiyorum. Onlar gerçekten Türkiye'mizin yetiştirmiş olduğu büyük değerler, ekol olmuş sanatçılarımız. Ben Yılmaz Morgül olarak daha yolun başındayım. Benim onlarla kıyaslanabilmem kesinlikle benim haddime düşmez. Çünkü çok büyük büyük sanatçılarımız kendileri. Fakat ben de Yılmaz Morgül olarak inşallah zamanla benim amacım Türk sanat musikisine gerçekten iyi bir şeyler kazandırabilmek ve uzun yıllar hizmet etmek. Yani diyorsun ki bazı tabulaşmış İsimler vardır. Evet. O tabuları yıkmak bizim haddimiz değil. Değil, kesinlikle. Gerçekten bize değil. Düşmez. Gerçekten değil, evet. Bir Zeki Müren bugün gerçekten bir Zeki Müren'dir. Tabii. Halkın dilinde bir paşa olmuştur, paşa. Ona hep paşa deriz biz. Beyefendidir. Evet. Paşa geldi, paşa gitti. Zeki Müren ismini unuttuk. Paşa. Bilenler bilir. Buradan sesleniyorum televizyondan. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Allah sağlık versin Yılmaz'cığım, kendisine. Sen şimdi bu tantananın üstüne ne değilsen ha, bu tantananın üstüne, bu kadar filmin üstüne, bu kadar konuşmanın üstüne. Gene bir şey söyleme. Ya dertsiz okuyun ya da beni sinir etmeyin. Bak insanları ağlayacak mecalı kalmalardı. Ne söyleyeceksen söyle. Ben yine bugün ben Şah'ımı gördüm diyeyim ama öyle ağlanacak bir parça yok. İyi, ayakta mı söyleyeceksin oturarak? Yok, kendim çalıp okuyacağım abi. Seyran mıdır kardeş, bu nedir?
nedir, bu nedir? Aman dostlar, bu nedir, bu nedir? Şahımı gördüm vay vay. Bugün ben şahımı gördüm vay vay. Bir elinde zülfikar var vay vay. Dane dane dökülü kehri var var aman 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 aman. Dane dane dökülüyor dillerinde kehri var var aman 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 aman. Öğreneceğim. Öğreneceğim. Öğreneceğim mi? Öğreneceğim. Kim olduğunu öğreneceğim. Bak şapkalı diyor ki kim olduğunu öğreneceğim. Yandın. Allah o afet. O afet. Yılmaz'ın belalısı afet. Durup dururken Yılmaz'ın belalısı afet dedim. Yani ben dizideki adımı söyledim. Yılmaz da burada. Evet. Aman telepati. Yok. Bende bir şey var. Bana bir şeyler oluyor. Altıncıyız. Sekizinci duygular. Onuncu otur. On bir kalk. Evet ikinizi de alıyorum. İkinizi de alıyorum. İkinizi de alıyorum. Ne oldu? Aa. Doymadınız. Doymadınız. Bir şey söyleyeyim mi? Bir şey söyleyeyim mi? Bu gelen iki tane sanatçı huzurlarınızda yürek dolusu böyle kucak dolusu teşekkür ediyorum. Bir. İkincisi Güler Duman Almanya'dan buraya buraya kadar bizim için kalktı geldi. İki. Üç. Üç. Yılmaz Morgül'ün buraya kadar gelmesi yani İboşova değil. Allah'ın sayesinde, sizlerin sayesinde buraya kadar gelmesi beni sevindirdi. Üç. Yanaş, yanaş, yanaş. Gerçekten Yılmaz Morgül'ün dediği gibi bir takım tabular vardır ki yıkılmaz. Biz... Baba ben seni istiyorum. Vay seni zilli. Ne dedi anlayamadım. İnşallah onun sesini çıkar yayınlarım. Gerçekten biz sanatçılar olarak bütün sanatçılara hiçbir sanatçıyı ayırmadan hepsini baş tacı ediyoruz. Ama ne var ki o bazı tabular vardır yıkılmaz. Onları yıkmaya kimse çalışmasın. Az önce söyledi bir Müzeyyen Senar, bir Safiye Ayla. Şimdi isimlerini hatırlayamıyorum. Çok büyüklerimiz var. Minu Nurettin Selçuk. Yani bir Sevim Tuna var. Bir Zeki Müren var. Zeki Müren var. Bir Bülent Hamiyet Ersoy Yüce var. Ses var. Bir Hamiyet Yüce Ses var. Perihan Altındağ sözleri var. Saygı sen de say. Neriman çok Altındağ, var. Neriman Altındağ tüfekçi, Nida tüfekçi hocalarımız var. Evet. Sen halk müziği say, ben arabesk sayayım. İbrahim Tatlıses var. Suat, İbrahim Tatlıses Suat Sayın var. Var. Arabesk ya ben. Abi niye kendini eskiliyorsun? Ferdi Tayfur var. Şimdi kendini niye eskiliyorsun? Orhan Gencebay var.
Şimdi bir şey söyleyebilir miyim? Bir söz hakkı istiyorum abi. Tamam, buyurun söz hakkı. Şimdi ben ilk önce bir şey söyleyeyim. Hayır dur, söz hakkı verdik. Evet söyle. Biz büyüklerimizden sizin bize nasıl saygıyla, sevgiyle yanaştığınız gibi... Ben onların arasına girdim mi hemen? İstiyorum bir. Bir mütevazılık gösteriyorsunuz. Çoktan girdiniz ama biz size her zaman gönülden takdir ediyoruz. Allah razı olsun. Bu yüzünüze sanki değil yani. Şimdi ben... Yılmaz Morgül Türk Sanat Müziği sayınca... Tabii folklorcu ya, hemen güler de... Rahmetli Nida Hoca'yı saydık ki saymak mecburiyetindeyiz. Hem sayacağız hem de sayacağız. Şimdi Urfalı Babi bir yere giriyor. Bak lafın güzelliğine bak. Yani oradan şimdi kaynağı, hem sayacağız hem sayacağız. Yani hem öldüğü için onu saygıyla anıyoruz, sayıyoruz. Ve bir de zaten onu sayıyorduk büyük olarak. Şimdi Yılmaz Kayral da, o da esas ismi Urfalı Babi'nin. Bir yere giriyor toplumun içine, bir dükkana. Bakıyorlar ki adamlar oturmuşlar, para sayıyorlar. Şimdi Urfalı Babi de oturmuş, bakmış ki kimse yüz vermiyor. Kalkmış tam gidiyor ki, ya Babi amca otursana falan. Ne demiş biliyor musunuz? Siz para sayısız, Babi'yi saymışsınız. Yani gerçekten o insanlar o anda paranın derdine düşmüşler. Parayı sayıyorlar, Babi'yi saymıyorlar. Yani Babi'yi 1-2-3 değil, saygı olarak saymıyorlar. Onun için biz saygı olarak bütün sanatçılara buradan kucak dolusu sevgi, saygı diyoruz. Ve hepsini sayıyoruz ve seviyoruz. Alasmadık.